Yok şu anda. Sesim de geliyor sanırım. Evet. Antalya'dan herkese sevgiler, selamlar. Şimdi sunuma başlamadan önce TSRM ve TSRM Yönetim Kurulu'na bana bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı eğitim faaliyetlerinde destek oldukları için teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca üç kişiye de tekrar bireysel olarak teşekkür etmek istiyorum. İlki Profesör Doktor Ahmet Zeki Işık. Ben geçtiğimiz yıl Weill Cornell Medicine üreme endokrinolojisi ve infertilite bilim dalında yaklaşık 3 ay süreyle gözlemci öğretim üyesi olarak bulundum. Ve orada başladığım gün bölümün kurucusu ve direktörü Profesör Doktor Z. Rosenmax beni oradaki bölümdeki fellowlar ve asistanlar ve orada o anda bulunan öğretim üyeleriyle tanıştırdı ve benim Türkiye'den geldiğimi söyledi onlara. Ve bir zamanlar orada fellow olarak görev yapan Profesör Doktor Ahmet Zeki Işık'ın şu anda Türk Üreme Endokrinolojisi Derneği'nin başkanı olduğunu, bunun kendileri için çok büyük gurur kaynağı olduğunu belirtti ve Ahmet Zeki Işık hocam için övgü dolu sözler sarf etti. Tabii benim için de büyük bir onur oldu. Ben orada ilk gittiğim gün TSRM'nin ne kadar değerli bir kurum olduğunu ve başındaki kişinin de geçmişte fellow olarak çalıştığı yerde ne kadar güzel izler bıraktığına da şahit oldum. Bu alanda Ahmet Zeki Işık hocama teşekkür ediyorum. İkinci teşekkürüm Profesör Doktor Münir Erman'a. 16 yıldır benim hocam, birlikte çok güzel çalışmalar da yaptık. Bana her zaman her konuda destek olmuştur. Kendisini buradan saygıyla anmak istiyorum. Üçüncü teşekkürüm de Profesör Doktor Erbil Doğan'a. Erbil hocam da TSRM bünyesindeki faaliyetlerde her zaman bana yardımcı olmuştur, destek olmuştur. Ona da çok teşekkür ediyorum. Tabii Erbil hocam, Nur hocam ve benim ortak bir paydamız da var. Biz hepimiz Antalya Anadolu Lisesi'nden belirli yıllarda mezun olmuş kişileriz. Bu alanda da benim için ayrı yerleri olan insanlar. Evet, şimdi tabii sunumumuza başlayalım. Sunumumuz genişletilmiş paneplik taşıyıcı paneli, tüm çiplere önermenin zamanı geldi mi? Çoğumuz belki duymadık ya da ilk defa duyuyoruz. Nedir, ne değildir diye. Ancak şunu söyleyeyim, bu bir prekonsepsiyonel, özellikle prekonsepsiyonel dönemde önerilen bir taşıyıcı tarama paneli. Şimdi bu konunun önemini anlatmak için, bu konunun ne kadar önemli olduğunu anlatmak için 3 tane klinik örnek sunarak konuşmaya başlamak istiyorum. İlk örnek, farz edin ki bir IVF kliniğinde doktorsunuz ve size bir çift geliyor. Açıklanamayan infertilite tanısıyla, daha önce IUI'larını yapmışsınız, gonadotropin ya da klonalle, ancak gebelik elde edilememiş. Takibinde IVF uygulamışsınız. Ve IVF uyguladınız. Başarılı bir sonuç oldu. Gebelik pozitif geldi ve sonra canlı bir doğum gerçekleşti. Herkes mutlu, siz mutlusunuz. Ekip mutlu, aile mutlu. Ancak 2 yıl sonra hasta çift size tekrar geri geldi ve dediler ki bizim çocuğumuza SMA tanısı konuldu. Şimdi soru şu. Buradaki yapılan uygulama doğru mudur, eksik midir? İkinci klinik örneği sunayım. O da şöyle bir örnek olsun. Size gene bir hasta geldi. Erkek faktör nedeniyle X'i planladınız. X'i tedavisini aldınız. Erkekte bilateral konjenital vaz deferans yokluğu mevcut. Ve siz buna başarılı bir tedavi sonrasında X'i uygulayarak pozitif sonuç, pozitif gebelik testi elde ettiniz. Ve takibinde canlı bir doğum gerçekleşti. Ve herkes mutlu. 2 yıl sonra tekrar bu çift size geri döndü ve dediler ki size bizim çocuğumuza kistik fibrozis tanısı kondu. Şimdi soru gene aynı. Bu IVF siklusu başarılı mıdır, değil midir? Tüm yönleriyle değerlendirildiğini. Üçüncü bir gene klinik vaka örneği sunayım. O da şöyle bir vaka olsun. 32-33 yaşında bir kadın hasta olsun ve bu kadın hastaya azalmış over rezervi nedeniyle dışarıda birkaç kez IVF denensin. Yeterli gonadotropin stimülasyonuna rağmen 3-4 tane oocyt elde edilsin. Transfer de gerçekleşsin ancak gebelik gerçekleşmesin. Siz bu hastayı değerlendiriyorsunuz.
Bakıyorsunuz FSH düzeyleri artmış. Adetleri düzenli ancak FSH düzeyleri artmış. Antral folikül sayısı azalmış. Siz de bir IVF protokolü uyguluyorsunuz. Siz de 3-4 tane yumurta elde ediyorsunuz. Şansınız yaver gidiyor. Ve iyi bir embriyo vererek transfer gerçekleşiyor. Sonunda gebelik gerçekleşiyor. Ve canlı doğum oluyor. Tabii herkes mutlu. Ancak 2 yıl sonra hasta size dönüyor, çip size dönüyor. Ve bizim bebeğimize Fragile X tanısı konulduruyor. Erkek bebek doğuyor. Ve Fragile X tanısı konulduruyor. Şimdi burada yapılan işlemler doğru mudur, eksik midir? IVF'çi gözüyle bakacak olursak. Sorunun cevabı basit. Eksiktir. Burada yapılan işlemler maalesef eksik kalmıştır. Neden eksik kalmıştır? Biz şu anda 30 yıldır, 30 yıl öncesinin prekonsepsiyonel taramasını yapıyoruz. Ve bu konuda hiçbir verilik maalesef sağlamadık. Yani sadece talasemi tarıyoruz. O da yasayla zorunlu olduğu halde. Ancak bu 30 yıl içerisinde çok ciddi gelişmeler, değişmeler oldu ve guideline'larda sürekli güncellendi. Siz Amerika'da bir Türk olarak gittiğiniz zaman, yaşadığınız zaman, orada gittiğiniz zaman size mutlaka kistik fibroz ve SMA'yı da önereceklerdir talasemi testinin yanında. Tabii son bilimsel gelişmelerin, teknolojik gelişmelerin ışığında bir de genişletilmiş panoptik taşıyıcılık panelleri ortaya çıktı. Bu NGS yöntemiyle çalışan bu paneller yüzlerce hastalığın tespit ediliyor, taşıyıcılığını tespit ediliyor ve çiplere gerekirse ürün eristlerini buna göre belirterek PGD ya da CBS gibi tanı yöntemleriyle gebeliğin riski daha da değerlendiriliyor. Evet, şimdi sunumumuza devam edecek olursak ben bizleri asistan arkadaşlarımızın da takip ettiğini düşünerek bir takım tanımlamaları gözden geçirmek istiyorum. Evet, taşıyıcılık taraması nedir öncelikle? Taşıyıcılık taraması terimi herhangi bir genetik bozukluk için aşikar bir fenotipe sahip olmayan yani asamptomatik bir bireyde özel bir bozukluk ya da hastalıkla ilgili olarak kişinin gen ya da genlerinde bulunma ihtimali olan mutasyon ya da değişiklikleri saptama yönelik testler için kullanıyoruz. Tabi ideal olarak prekonsepsiyonel yapılması öneriliyor. Prenatalda eğer yapılmamışsa prekonsepsiyonel bu taramanın yapılması öneriliyor. Şimdi bu tür hastalıklar daha çok otozomal resesif ve X geçişli hastalıklar ve bunlar yüzlerce hastalık var. Buna bir örnek verecek olursak biraz evvel de verdim. Mesela kistik fibrozis. Siz taşıyıcısınız, partneriniz de taşıyıcı. Bebeğinizin %25 hastalık riski olacaktır. %50 bebeğiniz taşıyıcı olacaktır. %25 de tamamen sağlıklı olacaktır. Aynı şekilde talasemi için de bu geçerli. Aynı şekilde SMA için de geçerli. Ve aynı şekilde bu farklı bir şekilde pardon, X geçişli hastalıklar da mevcuttur. Bunlarda da kalıtım nasıl oluyor? Bunlarda da kalıtım şöyle oluyor. Genellikle kadın taşıyıcı, tabii genellikle taşıyıcı, asamptomatik, bazen asamptomatik de olabiliyorlar. Erkek bebekler hasta, kadınlar genellikle taşıyıcı olarak da gelecek kuşaklara bu şeyi aktarabiliyorlar. Şimdi bu hastalıklar, bu otozomal resesif hastalıklar tabii bir tek bir hastalık değil, yüzlerce hastalık. Bunların tamamını topladığımız zaman, bu onlarca hastalığı topladığımız zaman genetiklerin neredeyse 550'de birini komplike ettiğini görüyoruz. Ancak biz ne yapıyoruz rutin pratiğimizde? Down sendromu tarıyoruz. Opan açık loral tüp defektini tarıyoruz. Bunlar 700'de 1, 1100'de 1 olan durumlar. Biz bu hastalığı çok sık da görüyoruz. Ya atladığımız vakalar olarak görüyoruz ya tanı koyduğumuz vakalar olarak görüyoruz. Ancak buzdağının görünmeyen kısmını yani 550'de 1 gebeyi komplike eden olguları taramıyoruz. Eskiden neyi taramıyorduk? Çünkü bu grupta onlarca hastalık vardı. İşte bu ICS dediğimiz durumda bu onlarca hastalığı bir panelde tarayabilen testleri içeriyor. Ve bunların birçok ticari farklı küresel firmalar var. Bunların aynı şekilde ticari sorunları da gerçekleşiyor. Tabii bu yeni gelişen bir teknoloji. Teknolojinin fiyatının ucuzlaması bu alanda bir takım güncellemelere gidilmesine yol açtı. Evet, şimdi etnik bazlı tarama nedir, universal tarama nedir? Tabii geçmişte toplum için riskli hastalıkları tarıyorduk.
Yani siz Akdeniz bölgesinde yaşıyorsanız sadece talasemi taranıyordu. Siz Yahudiyseniz Tay-Sachs hastalığı taranıyordu vesaire gibi etnik bazlı bir tarama oluyordu. Yalnız son yıllarda 2011 yılında Kistik Hübros, 2017 yılında da SMA'nın universal olarak taranması artık Acoklay dayılarında yer aldı. Yani sizin etnik bölgede taşıdığınız riskler taranıyor artı SMA ve Kistik Hübros'te taranması öneriliyor. İşte biz bu universal taramaya da panetnik tarama diyoruz. Eğer siz universal taramaya teknoloji avantajını kullanarak eski klasik genotyping yönteminden değil de NGS yöntemiyle onlarca hastalığı ekleyerek tarama imkanınız ortaya çıkıyor. Evet, şimdi tabii tarama stratejilerimize baktığımız zaman tarama olayımız daha çok bu etnik bazlı hedeflenmiş taramadan şu anda artık önce etnik bazlı hedeflenmiş tarama artı universal tarama artı daha geniş expanded taramaya doğru onlarca hastalığın taranmasına doğru geçmeye başladı. Evet, bu Weill Cornell Medicine'da prekonsepsiyon olarak çiftlere önerilen tarama testi yaklaşık 280 tane bozukluğun tarandığı bir paneli görüyorsunuz. Tabii burada orta şiddetli ve ağır hastalıklar var, formlar yok. Rutin olarak her çifte etnisiteden bağımsız olarak etnisitesini sorgulamadan bu panel öneriliyor. Zaten IVF kliniklerinde artık giderek daha çok bu panele doğru eğilim artıyor. Bunun nedeni de bu panelin giderek ucuzlaması. Evet, tarihçiye bakacak olursak biz ne yapıyoruz? Biz hala 1993 yılından yaptığımız taramayı devam ettiriyoruz. Üstüne yeni bir şey koymadık. Ancak son 10 yılda, 15 yılda çok ciddi bir değişim olduğunu ve guideline'ların peş peşe burada değiştiğini, açıklamaların geldiğini görüyoruz. Şimdi tabii bu NGS yöntemi onlarca hastalığın tarandığı genişletilmiş panetnik panel 2009 yılında piyasaya sürüldü ve 2011 yılında bu yayında gösterildi ki 437 adet patolojik gen mutasyonu etkili bir şekilde taranabiliyor. Tabii daha sonra 2013 yılındaki bir yayında 23.453 kişinin bu yöntemle taranması sonucunda bireylerin %24'ünün ciddi seyreden 96 resis bozukluktan en az bir tanesi için taşıyıcı, bireylerin hatta iki bozukluk için %5.2'sinin iki bozukluk için taşıyıcı olduğu ortaya çıkıyor. Tabii başta bu maliyetler çok pahalıydı, giderek ucuzluyor. İlk Human Genome Project 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında değişti. Ancak bu 2011 yılında 1000 dolara, daha sonra da 300-350 dolara kadar bu maliyet ucuzladı. Tabii bunu şöyle bir örnek verirsek daha düzgün olur. Daha kolay anlaşılır olur. Siz 500 bin dolarlık lüks bir araba olduğunu düşünün. Onun teknolojisinde bu denli bir ucuzlama olduğu zaman o arabanın 3-5 dolara alınabilmesi gibi bir durum olduğunu görürsünüz. Yani burada taranan testlerin her biri 1 dolardan daha az bir maliyet getiriyor. Tabii eski yöntemlerle, konvansiyonel yöntemlerle taranan spesifik gen mutasyonların taranması, sadece 1-2 gen mutasyonun taranması tüm ISS taranmayla fiyatlar benzer. Tabii bu Amerika için gerçek durum. Türkiye için bu durum böyle değil. Buna da ileriki slaytlarda değineceğiz. Şimdi tabii ISS'in bu yayınlardaki başarısından sonra 5 tane ciddi örgüt Amerika'daki dernek, Acok dahil olmak üzere, Matanar Fetal Tıp olmak üzere. Tabii tüm herkese genel panetnik taramayı önermek için daha çok veriye ihtiyaç var dedi. Varyantların sıklığının daha önce hiç test edilmemiş etnik ya da ırksal gruplarda belirlenmesine ihtiyaç vardır dendi. Hakikaten belirli mutasyonlar bazı etnik gruplarda %90 hastalıktan sorumluyken bazı gruplarda, bazı diğer etnik gruplarda %30'undan daha azından sorumlu oluyor. O yüzden hani bu testin güvenilirliğini
ile ilgili daha çok veriye ihtiyaç var diyerek 2015 yılında dönüş belirttiler. Tabii 2016 Ağustos yılında en büyük İSES çalışması geldi ve bu çalışma Java'da yayınlandı. Bu çalışmada 346.790 kişi tarandı. Bu taramada 94 tane ciddi ve şiddetli önem hastalık NGS yöntemiyle tarandı. Farklı orta fenotipler taranmadı. Sadece dediğim gibi ciddi ve şiddetli önemli hastalıklar tarandı. Ve gelen 15 etnik gruptan bazı kişilere de sadece hedeflenmiş genotipleme yani spesifik yan mutasyonları artı o kitlenin, o grubun ait olduğu hastalıklar yani o etnik grupta sık görülen hastalıklar, taranması önerilen hastalıklar tarandı ve bir karşılaştırma yapıldı. Tabii 2016 yılına kadar önerilen guideline'ların önerdiği tarama programını burada görüyorsunuz net bir şekilde. Örnek olarak Akdeniz kuşağı, bizim kendi kuşağımızı verecek olursak, kistik fibrozisin panetnik olarak taranması ama gen analizleriyle konvansiyonel yöntemle taranması artı talasemi taranmasını öneriyorlar. ACMG kistik fibrozis yeterli değil, spinal musküler atrofi de taransın diyor panetnik olarak bütün sitelerde. Tabii 2017 yılında bu da AJOK tarafından önerilmeye başlandı ve burası da sarı oldu. Yani AJOK ve artık ACMG şu anda kistik fibrozis ve SMA'nın bütün popülasyonuna, dünya popülasyonuna genel olarak taranmasını öneriyorlar. Konvansiyonel yöntemlerle. Yine talasemi dediğimiz gibi taranıyor. Bu 2016 yılına kadar onaylanan tarama çalışma 2016 yılında ortaya çıktığı için buradaki tarama yöntemi, etnik gruplara önerilen tarama yöntemiyle aynı etnik gruplara yapılan ICS yöntemi taranması karşılaştırıldı. Evet, sonuçlara baktığımız zaman 346.790 kişi çalışmaya alınıyor. 308.000'i hedeflenmiş konvansiyonel guideline'ların önerdiği tarama şeklinde taranıyor. 38.000'i de NGS yöntemiyle onlarca hastalığın, 94 hastalığın tarandığı panelle taranıyor ve sonuçlar karşılaştırılıyor. Burada etnik gruplara ve dağılımını görüyoruz. Burada örnek olarak verecek olursak Orta Doğu grubunu biz kendimiz yakın olduğumuz için o grubu ele alalım. 100.000'de AJOK'un paneliyle 100.000'de 7 hastalığın, 7 riskli gebenin tespit edildiğini görüyoruz. Eğer buna ACMG panelinde eklersek 100.000'de 17.7 riskli gebenin ortaya çıktığını, saptanabildiğini görüyoruz. Eğer ICS yöntemiyle çok çok şiddetli hastalıklar tarandığı zaman 100.000'de 30 riskli gebeliğin tespit edilebildiğini görüyoruz. Eğer yine ICS yönteminde şiddetli hastalıklara ek olarak ciddi hastalıkların da taranmasını eklersek 100 binde 193 riskli durumun saptanabildiğini görüyoruz. Yani 100 binde 7 riskli gelenekten bu panelde 100 binde 193 riskli gelenekin tespit edilmesine ulaşmış oluyoruz. Tabii daha bir diğer ifadeyle etnik gruplardan 4 tanesini burada örnek olarak konulmuş. Güneydoğu Asyalılara önerilen guideline'larda tarama yapıldığında riskli genetiklerin %94'ünün atlandığını, İspaniklerde %79'un atlandığını, Kuzey Avrupalılarda %65'inin, Askenaz Yahudilerinde de %55'inin atlandığını görmüşüz. Biz Askenaz Yahudilerinde en sık, en detaylı taramanın yapıldığı, en düzgün taramanın yapıldığı grup. Yani burada ICS'in potansiyel bir avantajı söz konusu. Tabii bu çalışmadan sonra ACOG Mart 2017'de yeni bir guideline daha çıkardı. 2011'deki guideline'ı güncelledi. O güncellemede şunu ACOG artık kabul etmiş oldu. ICS yani genişletilmiş paneli, NGS yöntemiyle çalışılan paneli geleneksel ve etnik bazlı taramayla karşılaştığında kabul edilebilir bir yöntem olarak gördü. Ve gebelik öncesi
Ve gebe kadınlara, yani gebelik öncesi danışmanlayan kadınlara ICS ya da o etnik gruba ait taramanın mutlaka bilgisinin verilmesini, X denmesinin bilgisinin verilmesini önerdi. Evet. Şimdi çok aynı zamanda şöyle bir öneride bulundu. Sıklık frekansı %1 ya da daha fazla olan hastalıklarda bu tarama yapılsın. Fenotipi hastalığın iyi tanımlanmış olsun. Hayat kalitesi üzerine zararlı ve yıkıcı etkileri olsun bu hastalığın. Bilişsel ve fiziksel bozulmaya neden olsun. Cerrahi ya da tıbbi gelişim gerektirsin. Hayatın erken döneminde başlasın. Yani onlarca, yüzlerce hastalıklar, bunlardan sadece bu kriterlere uyanların taranması daha doğru olur dedi. Acuk dışındaki organizasyonlarda, bazı organizasyonlarda eğer her iki kişi aynı mutasyon için pozitifse, buradaki riskleri görerek hasta PGD seçeneğini değerlendiriyorsa, bu olguların da taranmasını, değerlendirme ihtimali varsa bunların da taranmasını öneriyor. Evet, ACOG 2017'ye bakacak olursak, özetle tekrar bu guideline'e dönecek olursak, ki biz bu guideline'e ülke olarak uymuyoruz. 2011 yılındaki guideline'e de uymuyorduk, onu da belirteyim. ACOG herkese kistik fibroz, SMA ama konvansiyonel yöntemlerle, ama ICS'in bir parçası olarak bütün herkese öneriyor. Herkes de yine hemoglobin bir tarama olarak kullanılmasını öneriyor. Eğer hemoglobinde bakıldığı zaman gebe kalmadan önce MCV'si düşük istediği kadının mutlaka o gruba hemoglobin elektroforezi öneriyor. Hemoglobindeki MCV düzeyine bakmadan Afrika, Akdeniz, Orta Doğu, Güneydoğu Asya, Batı Hindistan'da etnik kökeni ya da o coğrafi bölgelerden gelenlere direkt olarak hemoglobin elektroforezi öneriyor. Askeri az yağlılarıyla Tay-Sachs, kan avanansına, familiar dizotomiye öneriyor. Tabi burada Fragile X premutasyonu IVF ile ilgilenen kişiler açısından oldukça önemli, önemsenmesi gereken bir konu. Fragile X premutasyon taşıyıcı taramasında aile öyküsünde Fragile X ilişkili bozukluğu ya da aile bireylerinde Fragile X'i düşündürecek zeka geriliği olan tüm gebe kadınlara ya da gebelik planlayan tüm kadınlara önerilmesi gerektiğini söylüyor. Yine ek olarak eğer bir kadında açıklanamayan ovaryen yetersizlik ya da yetmezlik durumu varsa veya kadın 40 yaşından önce PSH değerleri yükselmişse FMR1 premutasyonu içeren Fragile X taşıyıcının taramasını öneriliyor. Tabii bazı otorlarda bu FMR1 premutasyonu tüm reproduktif kadınlarda taramasının gerektiğini söylüyor. Buna da ileride değineceğim. Şimdi kistik fibrozisine bakacak olursak, bizde Sağlık Bakanlığı'nın doğum tarama programına alındı ama prekonsepsiyonel taramada değil. Askenazi yavrularında taşıyıcılık 1 bölü 24, Avrupa'da, Kuzey Avrupa'da taşıyıcılık 1 bölü 25, diğer etnik gruplarda 1 bölü 25 ile 1 bölü 94 arasında değişiyor. Yalnız sevinir üzücü olan şey şu, ben bizim pediatrik genetik bölümümüzde konuştuğumda, bizdeki kistik fibroz sadece gözlemsel bulgu, kistik fibroz vaka sayısının beklenenden daha az olduğu şeklinde bir şey var. Ama bununla ilgili dediğim gibi herhangi bir şey yok. Sadece gözlemsel, duyumsal bir konu. Ancak tabii tam verilere ihtiyaç var. Sonuçta yeni doğal tarama programına alınmış bir tarama. Tabii IVF kliniğine müracaat etmiş çiftte eğer erkekte konjenital bazı referans yokluğu var ise mutlaka genetik konsültasyon öneriyoruz. Neden bunlarda genetik konsültasyonu öneriyoruz? Çünkü rutin taramayla da bunlarda kistik fibroz taşıyıcılığı gözden kaçabilir. O yüzden bu olgularda mutlaka ayrıyeten genetikle konsülte edilerek değerlendirilmesi gerekiyor. SMA'ya bakacak olursak SMA'nın çok ağır bir hastalık olduğunu görüyoruz. Kankajen dediğimiz birazcık da 1 bölü 35, diğer etnik gruplarda fazla gözüküyor. 1 bölü 41 ile 1 bölü 117 arasında bir taşıyıcılık oranı var. Tabii sadece bir bireyin taşıyıcı olması değil, partnerin de aynı şey için taşıyıcı olursa bebekte riskin arttığını belirtelim. Evet, şimdi burada tabii nüsinersen spinoza SMA tedavisinde kullanılan bir ilaç yeni çıktı. İlaç hastalığı tedavi etmiyor, sadece hastalığı durdurduğu iddia ediliyor ya da en azından yavaşlattığı gösterilmiş. Yani hasta entübasyona ya da solunum cihazına daha geç bağlanacak belki 1-2 yıl. Bunu SGK
Türkiye'deki ailelerin müracaatları üzerine yaklaşık 3.500 bebeğin bu tedavi ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Müracaatı üzerine bu ilacı ödeme kapsamına aldı. Tabi devalüasyon olmadan önceki fiyatlarla kurla bu ilacın yıllık tedavi masrafı 1 milyon 50 bin lira çocuk başına. Ve bu ilacı 3 yıl boyunca kullanacağı zaman bir çocuk başına bu ilacın belki 3 milyon lira gibi bir ödeme durumu söz konusu. Ve ülkede de buna ihtiyaç gösteren çocuklar var olduğunu biliyoruz. Tabii solunum cihazına bağlanmış bir çocukta da bu ilacın etkili olmadığını da belirtelim. Sonuç olarak burada düşünecek olursak biz bunları tararsak sanki daha avantajlı olacakmışız gibi gözüküyor. Ancak bunun için çok ciddi cost efektivite çalışmaları da yapmak lazım. Çünkü bu taramanın maliyeti SGK'ya ne olacak? Bu ilacın maliyeti SGK'ya ne olacak? Bunların çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Fragile X. Şimdi Fragile X çok önemli bir konu. Özellikle aynı ilgilenen kişiler için işte gözden kaçırmaması gereken bir konu. Taşıyıcılık ile ilişkili hastalıkların Güneydoğu Asya ve Japonya haricinde diğer bölgelerde kistik fibroz ve SMA'dan çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Erkeklerde kalıtımsal zeka geriliğinin en sık nedeni. Tepkim bozukluğu ile ilişkili 30 binde en sık nedenidir Fragile X taşıyıcılığı. Kadınlarda bunu taşıyorlar ama taşıyıcılar da semptomatik olabiliyor ve bunu taşıyan kadınlarda FX10 ve FX4 genom olasılığı oldukça yüksek. Hatta HTTP genetik grubunun yaptığı bir çalışmada kadın doğum dergisinde yer alan bir çalışma bu. HTTP genetik, pediatri genetik grubu. Türkiye'de bu mutasyonu taşıyanlardan %34'ünde FX10 geliştiği gösterilmiş. Tabii bunun reproduktif dönemde tüm kadınlarda tarama olarak kullanılmasında öneren otorlar mevcut. Okey ve Rosenvax bunların başında geliyor. Şimdi geçtiğimiz aylarda Hacettepe grubu, Ulus Ordu arkadaşları in vitro aktivasyonla ilgili burada bir webinar yaptılar. Keyifle izledik. Tabii bu POI grubunda in vitro aktivasyon bizim de yakından takip ettiğimiz bir konuydu. Ancak orada ben o webinarda bir soru sordum. Dedim ki bu işlemi yaptığınız kişilerde FMR gen permütasyonu taradınız mı? Tabii oradan şöyle bir cevap geldi. 8 hastadan 4'ünde tarandı, 4'ünde işte başka yerlerde falan gibi. Esasında açıkçası tüm hastalarda bu tedavi alınmadan önce taranması gerekir. Neden taranması gerekir? Çünkü eğer sizin bu FX polio hastada premutasyon taşıyorsa ki bu olasılık azımsanmayacak kadar çoktur. Siz bu işlemi yaptınız ve o kişi gebe kaldı ve erkek bebek doğurdu. Ve onun ve Fragile X'li bir bebek doğdu dünyaya. Siz bunu hiçbir yerde, bunu taramayı yapmadan hiçbir yerde bunu sunamazsınız. Mevcut guideline'lara göre eksik bir iş yapmış olursunuz. Tabii burada aklıma şu geliyor. Celal Bayar'ın meşhur bir lafı vardı. Biraz da sunumu keyiflendirmek istiyorum. Onu da anmak istiyorum. Biliyorsunuz meşhur devrim otomobilleri vardır. Devrim otomobillerin üretiminde Celal Bayar şunu söylemiştir. Garp kafasıyla otomobil yaptık ama şark kafasıyla benzin koymayı unuttuk diye. Tabii bunu siz Japonya'dan aynı şeyi alıyorsunuz ama aynı sistemi alıyorsunuz. Bunu Japonlar taramayabilir. Çünkü bu hastalığın Japonya'da en az görüldüğü yerdir. 13 binde birdir. Ama Türkiye için koşullar farklı. O yüzden bizim Türkiye için koşullara bunu düşünmemiz lazım. Mutlaka bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi madem neden ICS yapmıyoruz? Şimdi burada olan şu, herkese ICS yapmıyoruz. Bir maliyet var, bir de rezidüel risk var. Rezidüel risk nedir? Bunu hemen kısaca değinelim. Rezidüel risk tarama testi sonucu negatif ancak hasta taşıyıcı. Bu olabilir mi? Evet olabilir. ICS de mi olabilir mi? Evet olabilir. Bazı taranan parametreler için, mutasyonlar için bu rezidüel risk fazladır. Bazıları için yüksektir. Evet, mesela örnek olarak burada bir kuzey Avrupalıların kistik fibroz için önce bir taramadan bir riski belirleyelim. Bir de taradıktan sonraki riski belirleyelim. Şimdi bu popülasyonda kistik fibroz taşıyıcının 1 bölü 25 olduğunu biliyoruz. Tabii kadın 1 bölü 25 bunu taşıyor. Erkek bunu 1 bölü 25 taşıyor.
olacak ürünün bebeğinde 1,4 oranında ihtimali var, hasta olma ihtimali var. Ne oldu? Taranmazsa bu popülasyon 2500'de bir bebek kistik fibrozisle doğuyor. Tabii bu da ağır bir hastalık olabiliyor. O yüzden zaten tüm dünyada taranması öneriliyor. Eğer siz bunu tarıyorsanız, mesela diyelim ki İSES yöntemiyle bunu taradınız ve İSES yöntemiyle buradaki taşıyıcıların 10 taşıyıcıdan 9'unu saptayabiliyorsunuz. Yani sizin detection rate'iniz 9 bölü 10. Residual riskiniz de 1 bölü eksi bir detection rate, yani 1 bölü 10. Yani siz onda bir hastayı da kaçırıyorsunuz. O zaman siz birisini tarıyorsanız ve negatif sonuç veriyorsanız onun halihazırda 250'de bir taşıyıcı olma olasılığı vardır. 250'de bir adamı taradınız, taşıyıcı olma olasılığı var, negatif sonucu var. Kadını taradınız, onun da negatif sonucu var. Gene de 250'de bir taşıyıcı risk var. 1 bölü 4 de çocuğun hasta olma riski var. Ne oldu? 1 bölü 250'de. Ha, şimdi ne diyoruz? Evet, siz bu taramayı yaptınız. Riski sıfırlamadınız, dikkat edin. 1 bölü 2500 olan riski 1 bölü 250 bile. Yani sıfıra yakın bir riske getirdiniz ama asla sıfırlamadınız. Tabii bu rezidüel risk taranan onlarca hastalık, hele prevalansı istatistiği bilinmeyen gruplardaki hastalıklar için, yani mutasyonların etkisini bilinmediği hastalar için rezidüel riski hesaplamak da o kadar karmaşık ve zor oluyor. İşte burada hangisini yapalım tartışması oradan kaynaklanıyor. Ancak şunu biliyoruz, ICS giderek daha da ucuzluyor. Diğer konvansiyonel tanımda bir de şunu söyleyelim. Eğer AMD öykü var ise zaten ICS'i önermiyoruz. ICS'i neden önermiyoruz? Çünkü o ailedeki o hastalığı bulun, o hastalıktaki mutasyona spesifik analizleri yapmamız gerekiyor. Tabii eğer tabii ICS'te bu analizler var ise, mevcut var ise, taranmışsa o zaman tabii ki gene sorun yok. Ama yok ise mutlaka konvansiyonel yöntemlerle bunları değerlendirmek gerekiyor. Evet, şimdi hangi genler taransın? Artık şu baştaki iki genler mutlaka taramaya konulsun deniyor. Hani her şeyi koymayalım, paneli arttırmak bakımından. Test öncesi danışmanlık. Tabii ICS panellerinde taranan bozukluk sayısı giderek arttığı için her bir bozukluk için tek tek tartışma çok mümkün ve uygun değil. Kistik fibrozis ve SMA zaten universal taramanın bir parçası. Buna ek olarak fragilik hakkında da detaylı bilgi verilmeli. Şimdi NGS ile taramada detection rate'in %98-99 olup çok da az da olsa rezidüel bir risk olduğunu biliyoruz. Ancak bu riskin çok küçük bir risk olduğundan birçok hastalık için biliyoruz. Her laboratuvarın hangi teknolojinin kullandığını ve bu teknolojiyle taşıyıcıların hangi oranda tespit edildiğini açıkça belirtmelerdir. Test sonrası danışmanlık taşıyıcı pozitif olan bozukluğun detaylı şekilde tartışılması. Bu mutlaka gerekli. Partnerin durumu, partnere hangi test yapılacak, aile bireylerin taşıyıcı olan kişi tarafından bilgilendirilmesi ve onların da bu taşıyıcılık taraması açısından cesaretlendirilmesi önemli. Üremeyle ilgili riskler ve seçenekler burada PGD vesaire gündeme gelmeli. Şimdi burada bir firmanın Türkiye'de olmadığı için koydum. Gördüğünüz gibi basit bir testle 61 reproduktif risk yoktur gösteren bir test. Sonuçlar daha basit. Hastanın daha kolay anlayacağı dilden. Şurada geçmiş sonuçlar daha karışık. Burada da yine aynı firmanın biri. Gene olmadığı için koyuyorum bunu. Kesinlikle bu firma iyidir, bu şey iyidir anlamında değil. Sadece örnek olarak koyuyorum. Burada gördüğünüz gibi hem kadın hem adam taşıyıcı. Sonuçta 61 üreme riski var. Bunlara PGD önerebiliriz. Evet, tüp bebek perspektifinden bakar isek olay nasıl? Yani biz bunu tarayacağız, ICS'de tarayacağız. Acaba kaç kişiye PGD ihtiyacı doğuyor? Çok güzel bir çalışma. Burada baktığımız zaman 3738 çift taranıyor. 1666 bireyde yine literatürde daha önceki ICS taramalarıyla uyum olarak %25 taşıyıcılık ortaya çıkıyor. Ancak sadece 8 çiftte bir taşıyıcılık çıkıyor. Tabii düşük bir oran gibi. İnsanın kafası karışıyor. %0,21 oranında ortak taşıyıcılık var ve bir gruba PGD yapılıyor. Sonuç olarak ancak sağlıklı emin olan transferde başarılabiliyor. Evet, şimdi burada taranan ve PGD yapılan olguları gösterdim. Yalnız bu çalışmada dediğimiz gibi fragil X ilişkili bozukluklar
esasında SMA ve kistik fibrositlerinde daha fazla taranıyor. Dediğim gibi daha önce otörler bunu da Güneydoğu Asya ve Japonya haricinde panetik olarak taranmasını öneriyorlar. Burada bakıldığı zaman bu çalışmada %50'sinden azından bunun tarandığını gözüküyor. Çünkü uygulanan bir panelde bu yok, diğer panelde mevcut. Ancak yarısından azından olmasına rağmen 4 hastada sonuç çıkıyor. Demek ki 2 katı olsa 8 hastada da sorun çıkacak. Demek ki uygulanabilecek, PGD düşünülebilecek hasta sayısı da artacak. Yalnız burada şunu da belirtmek lazım. Yaklaşık ortalama Fragile X'de çıkarırsanız 450'de bir siklusta ciddi bir hastalığın önlenebildiği gösterilmiş. Otorlar da diyor ki bunu hiçbir zaman küçümselecek bir şey olarak göremeyiz. Çünkü bu hastalar ciddi hastalıklar ve ciddi tedavi gerektiren, ciddi maliyet gerektiren durumlar diye belirtiyorlar. Ama dediğim gibi bunu Fragile X'i de eklersek daha fazla sayıda hastanın tanınabileceğini PGD açısından da öngörebiliyoruz. Artı Fragile X'in imperfecta perspektifinden bakacak olursak hakikaten böyle bir taşıyıcılık kadında varsa kızını da taramak lazım. Çünkü siz kızı 13 yaşında olabilir, 14 yaşında olabilir. Bu kişide mutlaka osteoklerop rezervasyonu hakkında bilgi vermeniz gerekebilir. Çünkü o yine bu kızı da manuskal değil, direkt kuzenlerin de taranması mutlaka gereklidir. O yüzden FMR1 yan promutasyonu ben de ileriki yıllarda rutin olarak reprodüktif dönemde taranabileceğine inanan davran birisiyim. Zaten acıt guideline'larına bakacak olursak azalmış over rezervi olan ve poli olan grupta mutlaka ama mutlaka tam anlamıyla taranması gerekiyor. Evet, IV pratiğinde söyledik. Ek bilgi arayışı içinde olan hastalarda ISS etnik bazlı taramaya göre de geçerli ve değerli bir seçenektir. En az onun kadar değerlidir diyebiliriz. Şimdi eve götürecek mesajları özetleyecek olursak şu anki tarama rehberlerine göre prekonsepsiyonel taramada ciddi eksiklerimiz var. SMA ve kistik fibrozisi taramıyoruz. Biz Türkiye'de yaşayan bir Türk olarak burada kendimiz taramıyoruz ama Amerika'da yerleştiğimiz zaman bunu bizde tarıyorlar. Çünkü bu önemli. Üreme sağlığı açısından oldukça önemli olan FMR1 premutasyon taraması kesinlikle gözden kaçırılmamalıdır. Azalmış over rezervi ve poli grupta mutlaka bu taramanın yapılması gereklidir. Daha önce de değindim. Üstüne basa basa da vurguladım. Genişletilmiş panetlik tarama ile tanınan bireylerin çocuklarında genetik bozukluk riski tamamen ortadan kalkmaz. Bunun örneğini verdik rezidüel riskle beraber. Ancak bu riski çok anlamlı ve belirgin bir şekilde azaltır. Evet, şimdi gelelim ISS panelini ülkemizdeki duruma. Yurt dışındaki fiyatından çok çok üzerinde pazarlanıyor. Yani açıkçası burada bir sorun var. Ya biz kazıklanıyoruz ya bunu yapan firma yeterli sayıya ulaşamadığı için bilemiyoruz ticari nedenlerden dolayı bunu böyle yapmak zorunda. Gerçekten Amerika'da 300-350 dolarla giderek azalan bu test, basit test, şu anda ülkemizde 1000-1250 dolar, yani yaklaşık kişi başı 6000 liraya kadar pazarlanıyor. Yani bu tabii çok kabul edilebilir bir durum değil. Herkese şu an için ülkemizde bunu önermek mümkün değil. Ayrıca zaten genetik tarama konusunda mutlaka ve mutlaka dışa bağımlılığı azaltacak ya da ortadan kaldıracak bir devlet politikamızın da olması gerekiyor. Ve bu devlet, özel sektör, üniversite ve TÜBİTAK destekli yerli ve ulusal bir oluşumun yaratılması gelecekte daha sağlıklı bir bireylere sahip olan bir toplumla olma açımızdan da mutlaka gerekli. Yani burada bizim artık sadece hemoglobin elektroforezine takılarak devam etmemiz şu an günümüzün gerçekleriyle zaten pek uyuşmuyor. Bunu belirtmek istiyorum. Son olarak da dediğim gibi bu da Cornell'den, Cornell'in direktörü Profesör Doktor Zevra Zemlax. Gerçekten çok değerli bir bilim insanı. Tanıştırmadan mutlu oldum. Oradan küçük bir anı. Ben beni dinlediğiniz için ve sağlığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet. Sorulara gelecek olursak evet. Nasıl hocam sormuş. Dünyada rutin tarama programı olan ülkeler var mı? Maliyet yararlı cost effectivity ile ilgili bir çalışma var mı? Tabii şu anda dünyada AJOP'un önerdiği
Acuk'un önerdiği guideline'lara göre etnik bazlı tarama ve ICS ikisi de kabul edilebilir bir yöntem. İkisini de önerebiliriz. Ama Acuk şunu söylüyor. Sigorta kapsamı aynen böyle o metinde. Sigorta kapsamına girip karşılanıyor mu karşılanmıyor. Bunlar da bu iki tercih arasında tercih yapmamızı belirler. Şu anda Amerika'da birçok maliyet ucuzladığı için ve diğer tarama programıyla, konvansiyonel yöntemlerle yapılan taramayla maliyet benzer olduğu için sigorta şeyleri de bu ICS'i ödemeye başladı. Çok büyük orandaki sigorta şirketleri de ödüyor. Ve kliniklere baktığımız zaman da sanki daha çok ICS'e doğru bir kayba mevcut. Evet, şimdi Esma Hanım sormuş. Herkese selam demiş. Genetik danışmanlık sisteminin hematoloji ve merkezlerinde ciddi oranda artırılması lazım. Kesinlikle katılıyorum. Hematolojik değil, bunu obstetrik bakımda da mutlaka vermemiz lazım. Dediğimiz gibi yeniden bu konuda bir güncelleme yapmamız lazım. Şunu üzülerek belirteyim, hala henüz Fragile X'in Türkiye'de normal popülasyonda epidemiolojik yapılmış bir çalışması yok. Hani ne kadar oranda gözüktüğü. Bu çalışmalarda acil ihtiyaç var. Bunların da değerlendirilmesi gerekiyor. Yine Esma sormuş. Fragile X, SMA, hemoglobinopatiler ve kistik fibroz evlilik öncesi tarama yapılabilir. Kesinlikle tarama yapılması dediğimiz gibi öneriliyor. Evet, Ahmet Zekoloji Işık Hocam. Evet, bu konuda bilinçlenme hem profesyoneller için hem de hastalar için gerekli. Bu konuyu gündeme getirmeye devam edeceğiz. Teşekkür etmiş. Ben de kendisine çok teşekkür ediyorum. Sunuma katıldığı için ve destek olduğu için. Gerçekten önemli bir konu. Maalesef biz ayrımcılar olarak sürekli tartışılan konuları tartışmayı seviyoruz. Bir PGS mesela örneği. Hala tartışılıyor. Kime yapalım, ne zaman yapalım. Bu yurt dışında da böyle tartışılıyor. Aynı klinikte farklı iki kişi farklı düşünebiliyor. Ancak yurt dışında prekonsepsiyonel danışma anlamında artık kistik fibroz ve SMA'nın panetik bütün popülasyona uygulanması konusunda en ufak bir tartışma yok. Bu tartışmayı da bitirmişler. Daha biz bu tartışmaları bile açamadık. Bu konunun burada açılması bence oldukça önemli. Umarım daha fazla, daha yerde bu konu gündeme gelir. Ben de bu görüşe katılıyorum. Evet, herhalde başka soru yok. Evet, Eylem Şeker orada. Çok teşekkür ediyorum. Benim kıdemliğim diye. Çok değerli bir insandır. Sağ ol Eylem. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Ben de herkese evet, ben de Özgür Hocam, genetik hocamız. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Evet. Ben de herkese teşekkür ederek sunumu bitirmek istiyorum. Başka soru yok ise. Evet, iyi akşamlar herkese. Tabii ki alabilirsiniz. Sunumu alabilirsiniz. Evet. Teşekkür ederim.